İlk doğuştan bu yana tam 45 yıl geçti. Karanlık bir alemden o pırıl pırıl geçti. Bizden sonra gelenler bir gün diyecekler ki, dünyadan şarkılarla bir Avni Anıl geçti. Ümit Yaşar Oğuzcan. Neden hiç bilmiyorum? Göz yaşları Çileli çizgimiz İstanbul'un Üsküdar'ında başlayacakmış. Çileli ama mutlu. Babam Hamdi Bey Rumeli'den ailesiyle Türkiye'ye göçecek. Çanakkale'nin Biga ilçesinde rahmetli anacığımla hayatını birleştirecek. Artık zamanıdır diyerek İstanbul'a gelecek. Üsküdar'ın Selimiye'sinde Hacı Anne'nin ahşap evinde çocukluğumuzun
o unutulmaz güzel günleri başlayacak. Çizgimizin nerede ve nasıl dönemeçlerle süreceğini bilmiyoruz ki. Hacı annenin asıl adı neydi? O gün de bilmiyordum, bugün de bilmiyorum. Bu pencerede otururdum yine, sobamızın borusu yine bugünkü gibi tüterdi. Bu tek odada yer içer, bu tek odada ders çalışır. 5 lambalı radyomuzdan bu odada dinlerdik Ankara Radyosu'nun fasıl programlarını. Çocukluk işte. Radyodan yansıyan seslere trompet sopalarımızla katılır, ufak ufak şarkıları da mırıldanırdık rahmetli anacığımla. İhsaniye 19. ilkokuldan sonra Paşa Kapısı Ortaokulu, bugünün Burhan Felek Lisesi. 46 yıl sonra aynı okulun öğrencileri evlatlarımızla özlemle andığımız o güzel günler bunlar. Yine koşuşuyoruz işte ve yine top peşindeyiz teneffüste. Ortaokul son sınıftan mezuniyetimiz kütük defterine 655 numarayla işlenmiş. Yana yatık okul şapkamızla işte bu sayfadan uğurlanmışız Haydarpaşa Lisesi'ne. Duvar dibi top sahasından kanter içinde Seyfi abinin kahvesine koşar, bir soğuk su veya haçlığımız yetiyorsa bir Olimpos gazozu içer, yine maçın ikinci devresine koşardık. Yarım asır sonra aynı Seyfi abiden bir yorgunluk kahvesi içmek mutluluk değil de nedir? Yıllar geçecek, çileli mutlu çizgi bir yerde beni sevgili Şardağ'ın mısralarıyla birleştirecek ve ezgilerim şiirle kontağını kuracak, geçmişe sitem gibi sesleneceğim Hicaz şarkımla. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerin içine hesap sorun, sorun biraz. Hey koca Avni hey, çocukluk ve gençlik arkadaşım, sanat aleminde de muhibbim. Bir zamanların en sakin beldesi Selimiye Mahallesi geldi aklıma. Müziğe orada başlayışım, beni Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne götürüşün, top oynadığımız yangın yerleri, bana çifte kayalarda yüzme öğretişin, harem vapurunda yolculuklarımız, yaptığımız eserleri birlikte yorumlamak. Ne çabuk geldik ellilere, merdiven dayadık. Şimdi o fakir Üsküdar'ın kaldırımlarındaki ayak izlerimiz silinmiştir. Üsküdar'daki o eski günler nerede? Ey koca Avni hey! Şekip Ayhan Özışık, 1979. Rüya gibi uçan thank you.
sazlara küstüm esme. Bir şarkım için mısralar beni bir yerlere taşımaya başladı. Diyelim Bursa'da başladı. Bir başka il veya ilçede de başlayabilir. Başladığı yerde mi biter? Böyle bir anlaşma elimizde değil ki. Şiir içinde bulunduğumuz atmosferle birleşti. Konu tamamdır artık. Yine diyelim Bursa'da tamamlandı. Bu da mümkün ama zamanını tespit etmek işte bu mümkün değil. Bursa'nın ayrı bir güzelliği vardır anılarında. Yetiştirdiği sanatçılar, yetişmekte olan öğrenciler, bu güzel beldemizin havasından bir başka etkilenmişlerdir. 30 yıldır özlerim, giderim. Bir konsere konuk edilirim, yine giderim. Dostlarım, şiir ve musikillerine, hele hele bunlara her zaman giderim. Bir tane
düşerse bir gün bitermiş. Tanrıcanı bize aşk için vermiş. Bir yaprak düşerse bir gün bitermiş. Tanrıcanı bize aşk için vermiş. 1943-1944 yıllarında başlayan amatör tiyatro ve müzik çalışmalarımın okulu Üsküdar Halk Evi'ydi. 1946'da ise daha ağırlıklı ve daha ciddi bir ortamda musiki öğrenmeye başladık. Hocamız Emin Ongan'ın elini öptük, o öpüş. Öğrendikçe zorlaşan, bitmez tükenmez bir uman, sabırla ve metodik disiplinli okulumuzda yıllar nasıl geçti, hala toparlayamıyorum. Hocalarımızdan, büyüklerimizden şunu öğrendik. Yorulacaksınız, çile çekeceksiniz, sabırlı olacaksınız. Kendinizi eleştirecek, uğrayacağınız eleştirileri sağlıklı değerlendireceksiniz. 1946 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne kardeşimle birlikte başlamıştık. 1988'de yine kardeşimle bu büyük okula gidiyoruz. Aynı güzellik sürüyor. Sevgi, saygı, vefa güzelliği dün nasılsa bugün de öyle. Musiki çalışmalarımız bizleri ayrı kollara ayırdı. Kimimiz ses, kimimiz saz sanatçısı oldu. Biz besteciliği sevdik. Ve ilk denemelerimizden sonra önce hocalarımızın teşviki, sonra sanatçı dostlarımızın verdiği güçle galiba başladık. Oğlum Avni Adıla. Sene 1946. Bir sonbahar akşamı. Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin o zaman Toptaş'ındaki küçük ahşap odasının kapısı vuruldu. Ufak tefek, aydınlık yüzlü, biraz heyecanlı bir delikanlı çocukla sarışın güleç bir kız girdi içeri. Onlara nedense ümitle baktım. Sevimli iki kardeştiler. O geceden sonra ikisi de cemiyete candan bağlandılar. Bu iki kardeşten biri halen İstanbul Radyosu elemanlarından Berhayat Anıl, diğeri ise bugünün büyük bestecisi Avni Anıl'dı. Hayatın türlü cilveleri onların cemiyete bağlılıklarını hiç eksiltmedi ve aradan geçen bunca yıl samimi ve vefakar ilgilerini daima taze ve canlı tuttu. Nazik bir İstanbul efendisi terbiyesi almış olan Avni'nin son derece hassas olan ruhu yarattığı eserlerin ince nakışlarında belirlidir. Her an yeni bir ufka açılırcasına uçan yeni nameler yaratır. Son devrin Türk musikisine kazandırdığı, müstesna bestekarlarından biri saydığım oğlum Avni'ye uzun ömür, tükenmez ilhamlar dilerken Üsküdar Musiki Cemiyeti'nin onuru sayarak ayrıca gurur duymaktayım. Emin Ong.
kendi yorumlarını katarak eserlere ayrı bir güzellik verdiklerini görürüz. Çok önemli bir duygu beraberliği de budur. İcracı besteciyi tanıyorsa, yaşantısından bilgisi varsa iş daha bir güzelleşir artık. Sanatta duyguyu gerekli bilimsellik içinde birleştirmek gerek besteci gerekse icracı için önde gelen düşünce olmalıdır. Yalnız duygu da eksik kalır, yalnız matematikte. 30 yaşını çoktan aşmış bir şarkımı yine 30 yaşını aşmış çok değerli bir icracıdan dinledik. Şimdi de birinci yaşında bir şarkımızı kendilerine ümitle baktığımız, çalışmalarını adım adım izlediğimiz genç sanatçı çocuklarımızdan dinliyoruz. Show.
seni terk edip de gitmek bana bu şarkıların gözün görsün. ...1950'li yıllar Babali yokuşunu tanıdık. Önce dergilerde, sonra günlük gazetelerde yazılara başladık. Ve İstanbul Radyosu'na 1954'te adımımızı attık. Mesut Cemiller, Cevdet Çağlalar, Nuri Halil Poyrazlar, Şerif İştiler ve zamanın diğer değerli hocaları, bestecileri ve icracıları. Her geçen gün zorlaşıyordu işimiz. Bugün de öyle. Varabildiğimiz bir yer oluşmuşsa burada da kalmaktan öte ileri bir yerlere ulaşabilmek. Ve burada yine bize öğretildiği gibi kalıcı bir şeyler verebilmek. Eser odur ki, sanatçı odur ki kalıcı olacak. Buna da bugün karar vermek elbette ki mümkün değil. Gelecek günlerin vereceği karar bu. Böyle olmasını dilemekten başka yapacak tek şeyimiz var, çileyi ve dolayısıyla yorgunluğu sürdürmek. Gönül Telimizi Titretenler programında değerli hocamız besteci Cevdet Çağla ile yan yanaydık. Programdan bir hafta sonra yeni belgesel program için tekrar İstanbul Radyosu'nun büyük stüdyosunda aziz hocamız Cevdet Çağla ve diğer sanatçı dostlarla sohbet ediyor, özlem gideriyoruz. İşte bu sahneden, o fotoğraftan bir hafta sonra aramızdan ayrılıyor Çağla hocamız. Rahmet ve saygıyla anıyor, beni güçlendiren şu sözlerini aktarıyoruz. Avni Anıl için. Kıymetli besteci ve yazar dostum Avni Anıl'ı, İstanbul Radyosu Müzik Yayınları sorumlusu olarak çalıştığım uzun yıllar evvel tanıdım. Kendisi aynı radyonun haberler servisinde görev almıştı. 12 yıl beraber olduk. Kuvvetli bir yazar, aynı zamanda musikimize gönül vermiş ve bu sanata hizmet edebilmek gayretiyle çırpınan, kalemini bu uğurda ustaca kullanan sanat aşığı bir gençti. Birçok maddi ve manevi sıkıntılara katlanarak çıkarttığı mecmua ve nota baskıları yoluyla musikimize bir katkıda bulunmak için bu hizmeti binbir müşkilatla yürüttüğüne şahit oldum. Avni Anıl, 1952 yıllarında başka bir sahaya yöneldi. Bestecilik sanatı. Bu bizler için beklenmedik bir sürpriz oldu. Çocuk yaşta oluşturduğu musiki zevk ve yeteneğini Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde edindiği bilgiye katmış ve Rast makamında bir şarkıyla işe başlamıştı. Arkasından Hicaz makamında Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Bir alev, bir ışık, biraz kül, biraz duman güfteli Nihavent makamında bestelediği şarkılarıyla hakiki şöhrete kısa bir zaman içinde kavuşmuş ve popüler bir besteci olarak sevilmiş ve tanınmıştır. Eserlerinde kendine has bir yapı oluşturmuş, ince zevkini de katarak bir şahsiyet yaratmıştır. Bu orijinal yapıyı yüze yakın eserleriyle bugüne kadar sürdürmesini bilmiş ve sanat mertebesindeki haklı yerini almış bulunmaktadır. Kendi soyadının doğrultusunda ileri kuşaklarca daima anılacağına şüphem olmayan bu sanatçının daha birçok yıllar bu sahada yaratacağı eserlerle muvaffakiyetinin devamını gönülden dilerim. Cevdet Çağla. Ötesinden
Kaç gündür Bodrum'dayız. Daha doğrusu Bodrum'un kıyıcığında Torba'da. Buraya gelirken yolda ve Torba'da bir tek ortak konumuz oldu. Türk musikisi. Senin bir besteci yanın var. Bunu herkes biliyor. Bir de düşünce adamı, yazar ve yayıncı Avni Anıl var. Musikimiz üzerine kitaplar, dergiler, nota fasikülleri yayınlayan bu ikinci Avni Anıl'ı daha sonraya bırakarak senin o besteci kişiliğinden söz açsam ve sana göre hangi beste kalıcılık şansına sahip olabilir diye sorsam. Bir bestenin kalıcı olabilmesinin bence bir tek koşulu var. Mutlaka ve mutlaka duygudan yola çıkacaksın. Gerekli sanat unsurlarını ise yardımcı olarak kullanacaksın. Özellikle Türk musikisi besteciliğinde bestecinin kendine özgü ezgilerini şairin duyguları ile içinde bulunduğu koşulları kaynaştırması gerekiyor. Şair hasret temini mi istiyor? Dizeleri hasret mi? Kompozitör de aynı hasretin adamı olacak. Şair dizelerinde bir gariplik içinde mi? Sen de o garipliğin adamı olacaksın. Şiir neşeli ise üzgünlüğün bestesini yapabilir misin? Ben daha çok yaşama sevincini, güzelliğini hep bu fotoğrafları işleyen şairlerin peşindeyim. İyi ama acıyı, hüznü, ıstırabı işleyen besteciler daha büyük bir itibar görmüyor mu bizde? Öyle tabii. Bugün Türk sanat musikisi repertuarımızda 17 bin civarında eser var. Bunların arasında 500 tane yaşamaya özendirici güfte bulup çıkaramazsın. Söz gelimi 120 eser sahibi Şevki Bey'de bir tekine rastlayamazsın. 31 yaşında ölen bu bestecinin yaşam öyküsünde aramak gerekir dile getirdiği acıyı, ezgilere taşıdığı hüznü. Her ne kadar 17 bin diyorsak da radyolarımızın nota kitaplıklarındaki sayı 5 bin civarındadır. Bu 5 bin eserin devamlı kullanılanı ise acıdır ama 1000-1500'ü geçmez. Şikayetçi olmayan ben, sitemkar olmayan ben burada özellikle genç sanatçılarımıza repertuar arayışı içine girmelerini öğütlemek istiyorum. Kırılmasınlar sakın, bu öğütte yarar görüyorum. Sen de saçlarıma koşan aklar dolar
Sensin beni halden
Biz sanatçılar, besteciler minicik olaylarla mutlu olmasını pekala biliriz. Fazla bir şey de istemeyiz zaten. Ama eserlerimizin beğenildiğini görmek, onların devamlı gündemde olduklarını görmek doğrusuya hoşumuza da gider. Hele hele bir de ödüllendirildik mi tutmayın bizleri artık. Sayın Avni Anıl. Hep çok isminizi duyuyoruz, onun için herhalde epey sayısı fazla. 140 civarında. 140 civarında. İnşallah bundan böyle daha güzel. Daha güzeller inşallah. Kanlarımızı arz ediyoruz. Bundan sağ böyle herhalde çok daha güzellere gideceğiz. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. İşte bu kadar. 23 Nisan 1928'de başlayan çizgimiz gelmiş 1988'lere. Özetlemeye çalıştık ve artık yine bizi mutlu eden çalışmalarımız için sanatçılarla, öğrencilerle ve sanatseverlerle her gün ayrı bir güzelliğin bizi beklediği ve adına Çilehane dediğimiz İzmir'deki mekanımızdayız. Bir gün eser, alev ve ezgiyle güzel dakikalar, ertesi gün bir araştırma, hemen arkasından gazetemize yazı yetişecek. Ya müzik çalışmaları? Yorucu bir güzellik de bu işte. Takıldı mı gönlümüz yeni bir şiire? Heyecanlı bir başka yola koyulduk mu? Bütün bunları bir programa bağlarız ama kopuverir bir yerinden. Silivke Festivali'ne söz verdik. Söke'de konsere davetliyiz. İstanbul veya Ankara'da toplantı var. Olsun varsın. Sağlıklı oldukça insanı mutlu eden en büyük güzelliği çalışmak, her gün yeni bir fotoğrafın içinde olmak, duygumuzun zigzaklarını bilimsellikle birleştirmek ve tek dileğimiz bir şeyler bırakabilmek. Çilesiz ve yorulmadan varılan tek güzellik, tek başarı gösteremezsiniz. Şöyle bir güzellik daha hatırlıyorum. Sanatçı ancak kendisini anlayabilecek dereceye gelmiş bir toplum üzerinde etkili olabilir. Güzel yorgunluklara inşallah. İlk doğuştan bu yana tam 45 yıl geçti. Karanlık bir alemden o pırıl pırıl geçti. Bizden sonra gelenler bir gün diyecekler ki, dünyadan şarkılarla bir Avni Anıl geçti. Ümit Yaşar Oğuzcan.